Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer'in ek yerleştirme yapacak mı, yapmayacak mı bunun üzerine değerlendirmede bulunacağız. Sınırda kalan öğretmenlerimizin beklentisi yüksek. Öncelikli olarak ek yerleştirmeden kastımız boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılması. Geçen yıl yapılmadı arkadaşlar. Bakan Özer bakanlığa geldikten sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeyi uygun bulmadı. Bundan önceki yıllarda yapılıyordu. Neydi? Mesela bir atama döneminde 20 binlik atamada 500-600 kişilik kontenjanlar boş kalıyordu. Bunlar için yeniden hangi branşta ne kadar boşluk kalmışsa o arkadaşlar için yeniden atamaya çıkılıyordu. Ocak'taki 15 binlik de yapılmadı arkadaşlar. Biliyorsun çok kişi sınırda kalmıştı. Hatta 3 kişiyle, 7 kişiyle, 4 kişiyle kaçıran arkadaşlarımız vardı. Çok beklediler ama yapılmadı. Ve şimdi de 1 Eylül 2022 tarihinde 20 bin olan atamada da yapılmadı. Yani toplam 35 bin öğretmen atamasında arkadaşlar yaklaşık olarak bu atamada 300'ün üzerinde özel eğitim kontenjanın boş olduğu söyleniyor. 300'ün üzerinde ve diğer branşlardan da var. 500-600 kişilik bir ek yerleştirme olması gerekiyor arkadaşlar. Geçen atamada da 15 binlikte de bir 200-300 kişilik boş kaldığını düşünürsek 900 bin kişilik bir boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılması gerekmekte. Ama işin aslı öyle değil. Maalesef geçen yıl beklendiği gibi bu sene de hala daha yapılmadı. Çünkü hala bazı arkadaşların göreve başlanmadığı, güvenlik soruşturmasının bitmediği söyleniyor arkadaşlar. Mesela buradaki haberde de özel eğitim bölümünde baraj puanının 60 olması sebebiyle 300 küsur kontenjan boş kalmış durumda. Bunun mahiyetinde çeşitli sebeplerle yerleşmeyen veya yerleşemeyen adayları da eklediğimizde belli bir kontenjanın boş kalması, bu kontenjanlar ise ek yerleştirme yapılması beklentisi yüksek. Beklenti yüksek ama ne hikmetse iki atamadır. Maalesef olmuyor arkadaşlar. Yani işin aslına da bakarsak Maliye Bakanlığı hali hazırda 20 bin öğretmen ataması bütçesini Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdı. Sınırda kalan öğretmenlerimiz konu hakkında ciddi bir beklenti içerisinde. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in konu hakkında açıklama yapması öğretmenlerimizin kafalarında oluşan soru işaretlerini gidererek en yakın zamanda gerekli şartlar oluştuğunda pek çok öğretmenimizin ve on binlerce öğrencinin geleceğini etkileyecek butona bir kez daha basılması şüphesiz güzel ve değerli bir adım olacaktır. Fakat şimdi arkadaşlar yani hani şu da önemli. Sendikaların da desteğiyle her yıl ola gelen bu sürecin bu sene de yapılması ve Milli Eğitim Bakanı'nın bir öğretmenin on binlerce çocuğun hayatına dokunabileceği düşüncesi bilincinde hareket ederek ek yerleştirme yapması elzemdir deniliyor. Birçok eğitim sitesinde de bunu görebilirsiniz. Fakat bu sene sendikalar maalesef uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi ya da promosyon sıkıntıları gibi konuların üzerine daha çok düştüğünü görüyoruz. Hem sosyal medya olsun hem haberlerde olsun bunu daha çok görmekteyiz. Öğretmen atamalarına maalesef istenilen önem, istenilen ilgi, alaka ben gösterildiğini düşünmüyorum. Çünkü geçen atamada 15 binlikte yine Maliye Bakanlığı bu 15 bini atama için ayırıyor. 20 binde de ayırdı. Yani yaklaşık 900 bin kişilik boş kontenjanı maliye zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na atama için ayırmış durumda. Yani yapılması gerçekten gerekiyor. Yapılması elzem bir durum. Bekleyen arkadaşlarımız var. Sınırda kaçıranlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı buna sıcak bakmıyor. Böyle de bir durum var. Çünkü geçen Şubat ayında yapılan atamayı biliyorsunuz. Ek atamayı bir kişiyle, üç kişiyle, yedi kişiyle, on kişiyle kaçıran arkadaşlarımız çok beklediler. Bu yüzden dolayı sınava dahi çalışamayanlar vardı. Çok mesaj atanlar vardı konuyla ilgili. Ama
Milliyetin Bakanlığı ek yerleştirmeyi, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeyi yapmadı. Bu sene bu atamada yani yapar mı arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Milliyetin Bakanlığı'nın ek yerleştirmeye sıcak bakmadığını en baştan söylememiz gerekiyor. Yani arkadaşlarımız çünkü bir beklenti içerisine giriyorlar. Bu beklenti de hayatlarını olumsuz etkiliyor. Yani bunun bilincinde olurlarsa iyi olur. Bunu söylemek istiyorum. Siz takip eden tüm değerli arkadaşlarıma dediğim gibi beklenti içinde olmayan arkadaşlar geçen dönem geçen atamada yapılmadı. Bu atamada da yani yapılmama ihtimali %51. Yani bunun farkında olun. Olursa güzel olur ama olmazsa da hiç şaşırmayın derim. Bu şekilde arkadaşlar görüşmek üzere.